Şu denize girmeyi nasıl istiyorum biliyor musun şu anda? Abi denize girelim, denize, denize. Hadi. Alp, hakikaten beklediğimden iyi bir yere. Yani sen söylüyordun muazzam bir yer diye ama ben hep bunu yaşıyorum ya. Hakikaten olağanüstü bir yere geldik. Tepeden görüntü de muhteşemdi. Burada olmak da apayrı bir his. Burası Kisebükü. Milattan sonra 6. yüzyılda oluşmuş bir yer. Liman kenti. Küçük bir yer ama daha sonra burası yaklaşık 200 yıl yaşadıktan sonra terk edilmiş. İzleyiciler için söyleyelim. Hani genelde Bük, Kisebükü deniyor. Bük. Koy demek. Ben de bunu buralarda öğrendim. İşte Adabükü, Türkbükü, bunların hepsi bükü. Koy. Muhteşem bir yer fakat bunun tarihi güzelliğinin yanı sıra denizi de inanılmaz buranın. Evet. Yani koy doğası inanılmaz şu görüntü. Muazzam bir yer. Şey yapalım mı? Bu antik kenti girip şöyle bir içeriden dolaşalım. Tabii çok sıcak hava. Şu anda yaklaşık 35 derece. Bodrum'da kış yok. Evet. Bitti o. Küresel ısınma sağ olsun. Hep yanıyoruz evet, biz buralarda. Ne yazık ki. İstersen çıkalım. Bir de yukarıda bir yer var demiştik. Akropolis. Akropol. Akropol dediler evet. Akropolis. Oraya da çıkabiliriz. Yukarıda. Daha zirvesinde ama. Nerede olduğunu ben böyle tahmini şuralarda görüyorum bir şeyler ama onu emin değilim. O zaman buraya girelim oraya çıkmayı da deneyelim şu arka tarafta. Gel abi buradan başla. Hadi. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why? I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why? Daylight wants to creep in through my window. Now I've got you back in my. Burası hamam. Pek bu hamamdan pek bir şey kalmamış. Kalmamış. İleride bir parçası daha var. Oranın sütunu güzel. Bak böyle yuvarlak. Ama burada ne çok belli biliyor musun? Kentin yerleşimi çok belli. Evet. Yani ve gidiyor. Koy boyunca, koy şeklince oradan limandan itibaren böyle yerleşmişler buraya. Nefis bir liman kenti. Evet, müthiş ya. Ama bence inşallah buraları ayağa kaldırırlar. Biz de bir vesile oluruz belki. Belki. Bu arada geçen de çok enteresan bir şey öğrendim. Ve çok gurur duydum. Takdir ettim hepsi bir arada. Orman Bakanlığı'ndan biriyle konuştum. Biz Aladağlara gittiğimizde tabelalarda uyarılar vardı. İşte ateş yakmayın, çöpünüzü atmayın falan. Ve o programda Aladağları yayınladık. Bir uyarı yaptık. Dedik ki, ya dedik bu uyarılar çok güzel. Orman Bakanlığı güzel bir iş, Milli Parklar, Orman Bakanlığı güzel bir iş yapmış ama altında bir de dedik, buraya giren insanların telefon çekmiyor, can güvenliğiyle ilgili, rota bildirimiyle ilgili, güvenlik protokolleriyle ilgili birkaç tane uyarı olsa keşke dedik. Sonra oraya bir daha gittiğimiz 6 ay sonra bu uyarılar vardı. Nefis, nefis. Ve biz kendi kendimize dedik ki ekip olarak, acaba bizim çorbalı tuzumuz var mı? Orman Bakanlığı'ndan biriyle konuştum. Milli Parklar ve Orman Bakanlığı. Ne dedi biliyor musun? Biz dedi programı seyrettik. Nefis. Programı seyrettiğimizde bunu gördük. Ve bu kritiği üstümüze aldık. Ve arkasından hemen uygulamaya geçtik dedi. Şimdi bu mükemmel. Hakikaten yani hem bizim adımıza çok keyif verici. Hem de Orman Bakanlığı'nın, Milli Parkların böyle bir şey dinleyip. Bunu ya bu adamlar da kim falan demeyip. Böyle bir şeyi böyle yapıcı bir kritik. Çünkü dedi ki bunlar çok güzel ama bu da olsa. Böyle bir şey dinleyip bunu koyması mesela bizim çok hoşumuza gitti. Ben çok takdir ettim şahsen. Çok hoşuma gitti. Şey anlamında da yani devletçilik uygulaması anlamında da çok hoşuma adına gitti. Adına gurur duydum yemin ederim. Yani. Gerçi yani şunu dedik kendi kendimize. Şimdi bu bütün milli parklarda uygulandığına göre belki de birkaç kişinin hayatını kurtarmış olacağız biz ileride. Yani milli parklarla birlikte biz hep beraber bir farkındalık yaratarak belki de insanların hayatını kurtaracağız. Çok acayip bir duygu. Kesinlikle muhteşem. O yüzden şeyden geldi aklıma dedin ya. Yani burayla ilgili de belki bir farkındalık yaratırız. Burayla ilgili de bir şeyler yapılır. Olabilir yani. İnşallah. Olmayacak şey değil. Yani şuranın ayağa kalktığını düşünürsen turizme ne kadar döviz getireceğini aklın ermez bence. Bak.
Burada da bir bina var. Ve bayağı büyük bir bina. Tamam. Bak. Şu anda hamamın üstündeyim. Sarnıç gibi duruyor bu ya. Evet. Sarnıç gibi duruyor. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum haritadan. Burası sarnıç gibi hatırlıyorum. Ve öyle duruyor. Bak bak şimdi güzelliğe bak. 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 Bak güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Harika değil mi? Orayı da mı çöp doldurmuşlar? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? İşte çöpü gizlediği zaman sanki atmamış oluyor mu acaba? Öyle, öyle rahat uyuyor. Baksana burası da bayağı bina ya. Şuraya doğru gireceğim. Buranın o günkü ismi Anastasia Polis miydi? Anastasio Polis. Anastasio Polis. Polis şehir zaten. Oo gel şurası daha iyiymiş. Gel gel. Vay be. Bayağı büyük bina var bunlara o gün için. Oha. O nasıl bir bitki ya? O nasıl bir şey? Ne acaba bu? İlk defa görüyorum ha. Bakayım. Vay 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 şuna bak. Hakikaten çok enteresan. Bu çiçeğin mi bunun ya? Baksana bunların 3 tane var yan yana. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey hayatımda. Ben ilk defa görüyorum. Bunu açtığını düşünsene. Şuna bak. O insanları yiyen şeyler var ya. Çiçekler ona benzettim. Bak içi mor ha. İçi tamamen mor. Bu arada bak. Tarihi eserler başımıza yıkılacak. Buradan kenti böyle daha net görebiliyorsun. Burada biraz daha yukarı çıkarsak bak şurada tepeden daha da iyi görürüz. Hadi. Hadi oraya gidelim. Hoppa. Wow, manzara muhteşem olmaya başladı. Hoba. Abi şu arkadaki koyun manzarasını görmen lazım. Hayalmez. Ama şöyle yapalım. Buradan inelim. Arkadan şu kule var ya şurada. Taş evet. Kalmış. Oraya çıkalım. Bak oradan muhteşem bir manzara olacak. Hadi gel. Ya. Şuradan alttan. Şuradan ya. Şunun tepesine gideceğiz. Bak oradan inanılmaz bir manzara olacak. Gel gel gel. Günün manzarasını hazır mısın? Şuradan. Bir, iki, üç. Macera sever! I know what I